Şehnazım el-Hakkani Hazretleri, dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu anlatıyor. Hocam, bir konu çok kısa arz edebilir miyim? Vaktinizi almak istemiyorum çünkü sizi yormak da istemiyorum. Bu dünyanın ömrüyle ilgili zateniniz izah yapmıştınız. Ben kaseti izledim. Ümmetin ömrünün 1500 geçmeyeceğiyle ilgili, kıyamete çok az bir zaman kaldığı ile ilgili. Şimdi yine 3 tane hadis var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yine bu konuyla ilgili. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür. Allah Teala buyurdu ki senin Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir diyor. Yani zaten sizin söylediği gibi tam 7000 yıla tekabül ediyor. Yine dünya ahiret haftalarından bir haftadır diyor. Bir de dünyadan 5600 yıl geçmiştir diyor. Yani yine o zaman siz izah etmiştiniz detaylı bir şekilde. 7000'den 5600 çıktı mı yine 1400 kalıyor. Yine 1500'ü geçmeyeceği yönünde net 8 tane bu yönde Suyuti Hazretlerinden tahriş edilmiş hadisler vardı. Allah'ın emri herhalde bu şekilde değil mi hocam? Yine o zaman da lütfetmiştiniz. O aleyhissalatü vesselam Efendimiz Nebi'dir. Nebi manası gelecekten haber veren kimsedir. Evet. Mutlak otoritedir peygamber. Aleyhissalatü vesselam. Söylediği hak ve gerçek, kimse oraya bir şey ilave edemez, tevil edemez. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İn istekamet ümmeti feleha yevmun ve illem tessakın feleha nısfı yevm tümme tela Resulullah'sı. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi seneti mimma ta'udun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetlerim doğru gittikleri takdirde bir gün ömürleri. Doğru yolu bırakıp yanlış yola, eğri yola, çıkma sokağa girdiklerinde yarım gündür buyurdu. Ve kimse sormadan Efendimiz bildirdi ayet-i kerimeyle günün miktarı ne onun? Günün miktarı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir gün 1000 yıl demektir. Demek ki ümmetin ömrü 1500. Maşallah, elhamdülillah. 1500. Şimdi 1400'e girdi. 1432'deyiz de Sayın Hocam. 1432'dir. Ondan anasını kendisine Allah bilir. Allah sonumuzu hayır getirsin. İnşallah. Ve istediğimiz olur ki şeytanın saltanatı yıkılsın. Amin. Amin. Yıkılacak. Elhamdülillah. Yıkılacak. Yıkılmaz ona. Çünkü temelsiz binadır. Harcı marcı harç ve marca benzemez. Mühendisliğini yapan şeytan işçiliği ondan yani çarık çürük bir devre soktu insanları. Binaenaleyh onlar doğruyu yanlış, yanlışı doğru görüyor. Ve ilahi olan anlayıştan mahrum kaldılar insanlar. Cenab-ı Hakk'ın muradı ilahisi nedir? Onu fehmedemediler, anlayamadılar. Ve şimdi o yarın gün içerisine girdiler. Elhamdülillah, Sübhanallah. Bunun sonu elbette ki vaktin sahibi olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam, sonra İsa Nebi'nin gökyüzünde emmesi ve sair kıyamet alametleriyle dünyanın işi katmalı. Elhamdülillah.